Ekranı tekrar kapattım. Tamam, ayakta başlayalım. Sen de şöyle şu tarafa doğru hem beni görmüş olursun. Hı, Şöyle, öyle mi evet. göreyim? Evet, öyle dur. Hem bana görmüş olursun. Evet. Bu şekilde ayakta bir hislerimizi hissederek bir başlayalım. Nasıl hissediyorsun bugün? Ayakların altından, bacakların arkasından kalçalar. Kuyruk sokumunu bir fark et. Oradan omuriliğin, omurları tek tek yukarıya doğru dizilmesi. Boynunu, başının üstünden uzadığını, biraz daha göğüs kafesini hissediyorsun, biraz daha farkındasın. Duruşun, nefesin. Ve burada ısınmaya başlıyoruz boynumuzu. Çevirelim arkaya sağ omuz üzerinden ve sol taraftan acıtmadan nazikçe gidebildiği noktaya kadar sağ ve sola doğru. Çevir başını, hislerini fark et. Çevirişindeki hangi taraflarda etkiler var? Nasıl hisler var? Ortaya geldik. Aşağıya doğru indiriyoruz başımızı. Çenemizi göğsümüzün üstüne değdirmek istermiş gibi o boynunu eğ. Ve sonra çeneni gökyüzünden iple çekiliyormuş gibi aç boğazını ve tekrar aşağıya. Bunu yaparken çenemizi gökyüzüne doğru kaldıralım, açalım, uzatalım. Başımız arkaya ağırlığını atmaktan daha çok çenemizi gökyüzüne doğru kaldırıp sonra çenemizi yere doğru indiriyoruz. Burnumuzu bu şekilde bir ısıtmaya çalışalım. Ve ortaya geldik. Bu kez de sağ tarafa ve sol tarafa doğru büküyoruz. Omurilik dik, omuzlar yerinde. Sağ omuza doğru düşsün, sol omuza doğru ve sağ tarafa geldiğimizde başımızın üzerinden tutalım. Nazikçe, centli bir şekilde ve kolumuzu aşağı indirirken parmaklarımız açıldı, gergin. Ve burada biraz duralım. Aşağıya doğru çekilmiş bir omuz parmaklardan çekiyor. Ve biraz dinleyelim boynumuzun yanını, hislerini fark edelim. Bekleyelim. Çeksin, gerilsin, uzasın. Evet, öbür taraf için başımızı aşağıya, üstünden yavaşça tutup kolumuzu aşağıya doğru sarkıtıyoruz. Omuzumuzdan, parmaklardan çekiliyor. Ve uzayalım, uzasın yanlarımız, dokular açılsın. Kan dolaşımı, akışı daha rahat girip çıksın. Evet, ortaya geldik. Ve şimdi de sağ omuza doğru büküp göğüs kafesinin üzerinde yuvarladık başı. Ve tekrar ters istikamete doğru. Bunu yaparken başımızı yavaşça, nazikçe çeviriyoruz. Ve hislerimizi de fark ede yuvarlayalım. Sağdan sola doğru götürürken arkadan gerilmeleri bir hisset. Tekrar sağa doğru geldiğimizde burada dur. Aynısını arkası için yapalım. Hafif yukarıdan başla, çenen gökyüzünden asılı. Sanki birisi sağ omuza doğru ve sonra sol omuza doğru yuvarlıyor. Arkayı bastırmadan yukarıdan bir topaç gibi, evet, çevrilsin, incitmeden nazikçe ve son bir kez daha sola ve sağa geldik. Şimdi bütün alanları yuvarlayalım. Her bir daireyi, her bir noktayı yuvarlak çiziyoruz. Gözlerini kapat ve her bir dönüşün etkisini hisset. Başımızı çevirirken ters istikamete doğru yuvarlayalım. Evet. Baş dövmesi hissediyorsak gözlerini açabilirsin. Ve biraz daha yavaş, biraz daha yumuşak bir şekilde çevirme yapabiliriz. Öne doğru geldiğinde başımız aşağıda dursun. Çenemizi göğüs kafesinin üzerine inebildiği kadar indir. Omuzlarımız dik dursun. Aşağıya çökmeyelim. Omuzlar dik, omurilik dik, boyun dik. Sadece çenemiz göğüs kafesimizin önüne doğru düşürterek biraz bekliyoruz, biraz hissediyoruz. Ensemizi, boynumuzu, arkadan gerilmeleri. Ve sonra yavaşça kaldıralım başımızı, gözlerimizi açtık. Etrafımızı bir gözlemleyelim, bir çevirelim gözlerimizi sağ tarafa, sol tarafa. Bütün alanı bir bakalım, yuvarlayalım. Omuzları da şöyle bir silkeleyelim, hoplatalım onları. Evet. Varsa birikimleri dökelim, akıtalım, sallayalım. Çok güzel. Ve şimdi omuzları yukarıya doğru çekip başımızı aşağı indirdik, çenemizi, göğsümüzü bıraktık.
Nefesimizi alıyoruz burundan. Alabildiği kadar, doldurabildiğimiz kadar doldur. Tut birkaç saniye. Sonra ah diye bırakacağız. Süper. Bir kez daha yapalım. Belki bunu tam hissetmedik. Bu kez belki daha farkında yapacağız. Omuzlar yukarı, baş aşağı. Göğüs kafesimizin nefesin içine dolduğunu iyice fark ettiğimiz yerde birkaç saniye tut. Ve silkelerken nefesimizi bıraktık. Kollarımızı yukarıya doğru V şeklinde kaldırıp parmak uçlarımız açık. Gergin avuçlarımız, kollarımız ve arkaya doğru rotasyonlarımıza başlıyoruz. Çeviriyoruz vücudumuzun üst kısmından. Ayaklar içli kessin bize parmak uçlarına doğru dönüşüne yardım etsin. Evet, birkaç kez arkaya dön. Kolun arkaya gidebildiği yere kadar bir itele. Dönebildiği yere kadar. Evet, kollarımızın açısı omuz hizamıza düştü. Aynı şekilde devam ediyoruz. Arkaya dönmelere. Sağ rotasyon, sol rotasyon. Evet, bir çırtıp aşağı indirerek yapalım aynısını. Arka kürek kemiklerimizde derinliklerinde hissediyoruz her dönüşü. Evet, çok güzel. Ve şimdi kollarımız tamamen serbest. Çevirir gibi, savurur gibi. Nereye denk gelirse çarp, karna, bele, kalçalara ve bir tanesi omuza, diğeri aşağı tarafa. Evet, çok güzel. Savuralım, belden gelsin dönüşler. Evet, çok güzel. Ve şimdi kollarımızı açıyoruz, omuzlarımız, kollarımız ısınması için düz bir şekilde ve çeviriyoruz omuzlardan, parmak uçlarından etkileniyor, aşağıya doğru geri çevirelim. Vuruyoruz, çeviriyoruz ve aşağıya tekrar. Nefesle yapalım ve çevirirken aşağıya bırakalım. Son bir kez aşağıda bırak. Süper. Ellerimizi önde birleştiriyoruz. Göğüs kafesimizin önünde. İçinde topumuz var, onu sıkalım ve bırakalım. Evet, o topu sıktıkça hissedelim kollarımızdaki o direnci, o basıncı. Belki göğüs kafesindeki kasları hissediyorsun. Omuzlarındaki ya da bileklerinde hissediyorsun. Evet, sık topunu ve bırak. Birkaç kez de nefesi sık, al nefes ve bırak. Ve bir kez daha. Ve bıraktık. Evet, şimdi sıkalım tekrar ve parmaklarımızı çeviriyoruz. Kendine doğru, bileklerden ve dışa doğru çevirelim. Bileklerimiz döndükçe hem ısınsın hem de oradaki bağları, dokuları, tendons, ligaments, onları güzelce bir uzatalım, ısıtalım, hazırlayalım. Süper. Ve ortaya doğru bakıyor parmaklar. Sola ve sağa doğru itiyoruz dirseklerden. Evet, dirsek gidebildiği yere kadar diğer dirseği de iteleyelim ve hissedelim arkadaki bağların sanki bir ceryan teli gibi onların gerildiğini hissediyorsun. Evet, gidebildiği noktalara kadar itele ve ortaya geldik. Gökyüzüne doğru bir uzuyoruz, açılıyoruz, kollarımızı açtık ve sağ tarafımıza uzanmaya çalışıyoruz. Yanlarımız iyice bir açılsın, parmağını değdirmeye çalışırmış gibi uza uza uza. Ve sol tarafımızı bu kez uzat. İyice açalım. Parmağını uzat. Açıl. Şimdi ikisini birden gökyüzüne doğru kaldırdık. Yukarıya doğru uzanırken nefesini al. Uzandık. Aldık nefesi. Ve aşağıdaki sandalyene dinamik bir şekilde oturuyoruz. Ve burada biraz bekliyoruz. Bacak kaslarımızı ısıtalım. Popo kaslarımızı ısıtalım. Kollar aktif. Aktif bir şekilde pozumuzda biraz bekleyelim. Evet, çok güzel. Bir daha kalkışa geçelim. Yukarıya doğru ve uzayalım. Al nefes. Tekrar aşağıya sandalye. Dinamik bir şekilde oturduk. Süper. Biraz daha hissediyoruz bacakları bu kez. Biraz daha fark ediyoruz varlığın, oradaki kasların çalıştığını, güçlendiğini ve kolları öne doğru aldık. Önden birisi uzanıyor, almaya çalışıyor, parmaklarından çekiyor seni. Ve duruyoruz birazcık. Evet. Nefes alıp vermeye devam.
Ve nefesimizi burada alalım, oksijeni gönderelim bütün kaslara, yorulmuş olan kaslarımıza. Ve kalkıp popo kaslarımızı hem sık hem sertleştiğini hem de onları güzelce bir şaplatıp aktive edelim. Bir daha otur, biraz dur, al nefes, bir şaplatalım tekrar. Süper. Ve aşağıya doğru yavaş yavaş alt bacaklara, bileklere, iç bacaklara doğru Malasana pozumuza geçiyoruz. Bu şekilde birazcık duralım. Çömeldik, oturduk. Ve iç bacaklar açılsın. Birazcık hislerini bir fark et. Hangi bölgelerin geriliyor? Kalçalar. Belki kuyruk sokumunda hissediyorsun. Evet. Nefes alışverişimiz devam ediyor. Digestion için çok iyi bir toz. Ara sıra bir şeyler yaparken yapabileceğimiz. Normal oturuşun dışında ağırlığını hafif öne alıp topuklarımızı kaldırıyoruz yerden. Sağ topuk, sol topuk minik minik de olsa hafiften kaldır ve oynat onları tek tek öncelikle. Evet, belki biraz parmaklarına doğru kaldırıyorsun eğer o rahat hissi varsa. Ve şimdi ikisini birden kaldıralım. İki bir topuğu birden yerden hafiften kaldırıp tekrar yerine koyuyoruz. Evet, belki parmaklarına doğru bir kuş uçacakmış gibi. Evet, bir kez daha. Süper. Ve ellerimizi iki yere koyup birazcık güç alalım oradan. Kaldırıyoruz kuyruk sokumumuzu gökyüzüne doğru dik dik. Ayakların açısını belirle kendine göre. İyice aşağıya doğru bir bırak kendini. Bir sal. Bir sallan. Belki yere değiyor ellerin. Değmiyor ya da fark etmez. Değmiyorsa dirseklerden tut. Birkaç kez küçük küçük aşağı yukarıya doğru iniş çıkışlar yap. Bırak kendini bounce yapsın, zıplasın vücudun. Esnesin sırttan, belden, omurilikten, kuyruk sokumundan. Evet, biraz daha kendini bırak. Şimdi şöyle yarım yol diz hizamızda kalkıp düz bir şekilde belimiz, başımız bir öne doğru baktık. Yukarıya doğru düz bir açıya geldik. Yarım yol kalk. Ve tekrar aşağıya bırak kendini. Salla. Sark. Bir kez daha kalkalım. Yarım yol diz hizamıza kadar kalkıp öne doğru başımızı kaldırıyoruz. Bakıyoruz ve sonra tekrar bırakıyoruz vücudu. Biraz da sağ sola gidip gelelim. Sağ topuk ya da sağ diz, sol diz. Git gel yanlamasına esnesin. Sanki bir beşik sallar gibi ya da bebek sallar gibi diye hayal ediyoruz. Evet, çok güzel. Ve şimdi sağ elimi ortaya aldım. Üçlü bir masa gibi. Nefesini al. Ve sol kolumu gökyüzüne doğru kaldırıyorum, açılıyorum. Nefesimi bıraktım. Parmaklarım yukarıya bir yıldız gibi açıldı. Ve yukarıyı seyretmeyi bıraktım. Başın bu şekilde sıkışıyorsa aşağıya doğru çevir bak. Ya da düz bak. Ya da dönebildiğin gibi bacağını bükebilirsin. Arkadaki bacağı çok streç yapıyorsa. Evet, bunu dizlerin bükük de yapabilirsin. Sana nasıl uygunsa. Evet, sol kolumuzu önümüze aldık. Nefesini alalım. Hücrelerimize gönderelim oksijeni. Onları hazırladık. Ve şimdi sağ kolumuzla gökyüzüne doğru açıldık. Evet, uzandık. Ve burada birazcık seyre bırakalım. Boynum çok sıkıştı diyoruz. Çeviriyoruz baş aşağıya. Evet, çok güzel. Aşağıya indirdik kolları birkaç kez daha. Bu kadar açılımdan sonra biraz daha iyi mi zıplıyor? Vücut biraz daha mı esnemiş? Şöyle birkaç kez in çık. Yukarıya doğru kalk ve bırak. Ters duruş etkisini bir hisset. Beynine, yüzüne, gözlerine, vücudundan kan akışı ters tarafa doğru kalbine akmaya başlasın. Ve şimdi ellerimizi açtık. Ayaklarımız boyunca yerden enerjileri toplan. Avuçlarımızın içine aldık ve yavaşça omurilikten, kuyruk sokumundan kaldırıyoruz vücudumuzu. Evet, sanki bir yavaş bir çember açarmış hissiyle yukarıya doğru, gökyüzüne doğru uzadık. Nefesimizi, oksijeni, enerjiyi al avuçların arasına. Şimdi avuçlarını dışa doğru çevirip yavaşça kendimizi o enerjinin içerisine saralım. Enerji çemberi, enerji balonun içerisinde hayal et kendini. Şeffaf, görünmez ve kendi enerjini sardığını,
Parmakların en alt çakranda birleşsin, kök çakranda ve orada tut parmakları birbirine değsin. Evet, kolların o gerilimini hisset, altta tuttuğun parmaklarını. Ve şimdi yukarıya doğru kaldırıyorsun. Göğüs kafesinden çevirdik ve yukarıya doğru o enerjiyi uzayalım. Tekrar gökyüzünden aldık ve merkezimizden bütün vücudumuza yayılsın diye merkezimizden geçiriyoruz. Bunları hissederek ve o enerjiyi hayal ederek, onun varlığını fark ederek bütün enerjiyi yaydık vücudumuza. Ellerimizi karnımızın en alt bölgesine koyalım ve orada biraz bekleyelim. Hislerini bir fark et. Duruşunu, nefesini. İlk baştaki duruşun, nefesinle şu andakinin farkı var mı? Ya da ne hissediyorsun? Evet, buradaki alıp verdiğimiz nefesi, fark ettiğimiz nefesi karnımıza doğru yönlendiriyoruz. Karnımıza doğru, karnımıza kadar götürelim, gönderelim o nefesi ve girip çıksın. Zorlamadan, herhangi bir çaba olmadan nefesi karnına doğru yolla. Bir bırak karnın çıksın, girsin, çıksın. Evet, bunu birazcık yaparak vücudumuzun alışmasına zaman tanıyoruz. O nefesin girip çıkmasını hissedene kadar. O akımın başlamasını hissedene kadar ve karnımıza gelen nefesi şimdi kapalı vati nefesi olarak burnumuzdan her karnımızın içine pompaladığımızda çekim çekildiğimizde burnumuzdan sümkürür gibi bırakacağız. Hazırsa karnımıza aldığımız bu nefesi sümkürelim. Süper. Biraz bekle. Duyularını bir hisset. Nasıl hissediyorsun? Karın kaslarının o girip çıkmasındaki hisleri bir fark et. Biraz dinlen. Biraz zaman tanı vücuduna recovery'sini yapsın. Ve tekrar bir 10 için hazırlanıp tekrar bir 10 kez burnumuzdan sümkürelim. Evet, aldığımız nefesi tekrar veriyoruz. Karın kaslarımız, iç organlar, her nefesi veriş ve girişinde oralarımız oksijenle ve karın kaslarımız o hareketlerle güzelce bir aktive oluyor. Oksijen doluyor. Ve birkaç kez normal nefesine dön. Nefesini al ver. Ve de diyafram kasımızı okşayalım. Onu da şöyle güzelce bir açıp sıvazlayalım. Onu da bir hissedelim. Ellerimizin, parmaklarımızın altında ovalayarken. Evet, şimdi yavaşça, nazikçe, çok bastırmadan, sadece sıvazlayıp onu okşuyoruz. Evet, acıtmadan. Ve ellerimizi göğüs kafesimize koyalım. Şimdi de değişik nefeslerimizi bir çalıştıktan sonra vücudumuz iyice açılmış, iyice nefes kapasitemizi arttırmış olacağız. Hareketlere başlamadan önce nefesimizi burnumuzdan alıp değişik şekillerde verelim. Nefesimizi burnumuzdan alıyoruz. Ciğerlerimize doldurduk, tuttuk ve şimdi ağzımızdan ah diye açık açık rahat rahat çıkmasına izin verelim. Süper. Şimdi de tekrar burnumuzdan alıyoruz. Göğüs kafesimiz şişti, ciğerlerimiz doldu. Diyafram kasımız şu anda aktifli çalışıyor onu orada tutmak için. Birkaç saniye tuttuktan sonra ağzımızı kapatıp burnumuzdan çıkmasına izin veriyoruz. Evet, okyanus nefesimizi homurdana homurdana, okyanus gibi sesler çıkarırken duyuyoruz, hissediyoruz burnumuzdan çıkarken. Üçüncü nefesimiz için alalım burundan. Doldurduk, tuttuk ve şimdi mum söndürür gibi üfleyelim. Evet, iyice bittiğine emin olduğumuzu ya da iyice bittiğini anlıyoruz artık. Nefes tekrar alma ihtiyacı duyduğumuzda. Vagus tinirimizi de yapalım bugün. Ekleyelim burada. Başımızın arkasından başlayalım. Ufak bir tab yaparken al nefes. Ve dizlerini bir üstünde vururken ha diye ver. Aynı anda yapalım. Evet, kaldır. Başımızın arkasına ufakça tab yapıyoruz. Ve aşağıda ha diye verelim. Evet. Ense ha. Boynun. Ha.
Omuzların. Ha. Kürek kemiklerin. Ha. Nereye istersen. Ha. Son kez. Ha. Çok güzel. Ve burada duralım birazcık. Ağırlığını koy dizlerin üzerine. Şöyle buradayken hafiften dizlerimizi bir yuvarlayalım. Dizlerimizi bir aktive edelim. Onları bir oynatalım. Bir ters tarafa doğru yapalım. Evet, çok güzel. Ve burada dururken karın vakumumuza da hazırlandık. Dinlenirken nefesimizi alıp aşağıya doğru inerken ağzını açarak hepsini boşalt. Ve kalkarken nefessiz karnının üst kısmından içine doğru çekerken evet, birkaç saniye ya da ne kadar yapıyorsak biraz dinlen. Nefesin normale birazcık gelsin. İkincisine geçmeden önce, bir daha denemeden önce normal fonksiyonlarına, işlemlere geçsin. Nefes düzenimiz. Bırak rahat rahat nereden çıkmak istiyorsa nefesinin çıkıp girmesine izin ver. Evet, biraz dinleniyoruz. Şimdi ikincisini deneyelim. İkincisi için bir vücudumuzu hazırladık, durduk, bekledik, onu bir rahatlattık. Şimdi nefesini al. Aşağıya doğru aç ağzını ve boşalsın. Kalkarken nefes almadan. Evet. Çok güzel. His tarafımızı fark ettiğimizde müthiş bir etkisi olduğunu fark ediyoruz. İç organlar, karnımızın iç kaslarında, ta derinlerdeki kaslarımızın etkilendiğini fark ediyoruz. Evet, çok güzel. Ellerimizi yukarıya kaldırıp şöyle güzelce bir taçlandıralım kendimizi, gökyüzüne doğru uzayalım. Bakalım. Aldık nefes ve arkaya doğru kalçaları sık, belden hafiften eğilirken nefesini bırak, esne ve tekrar ortaya geldik. Hiç zorlamadan vücudumuzun gittiği noktaya kadar tekrar gökyüzüne kadar doğru uzan. Evet, yukarıya al nefes ve şimdi öne doğru başımız, sırtımız, kuyruk sokumumuzdan düğümüz ileriye doğru parmaklarından çekildin. Evet, çok güzel ve şimdi tekrar ortaya geldik. Uzayalım. Ve sağa doğru düşerken bir çember gibi nefesini bırak. Oo, çok güzel. Yanlarımızın çok güzel açıldığını hissediyoruz. Tekrar ortadan nefesini al. Uza gökyüzüne doğru ve sol tarafa doğru çember gibi eğilirken ver nefes. Evet, süper. Harikayız. Ve şimdi ilk hareketimize başlayalım. İlk hareketimizin dönüşlerini kendimize göre yapalım. Eğer hazırsak nefesimizi alıp sağ tarafa doğru kollar açık, gergin. Sağ tarafa doğru saat yönünde dönüyoruz. Evet, ayaklarımızın hızı, dönüşü kendine göre ayarla. Bir yapanlar üç kez yapması ya da dönmeye tolerans olmayanlar bir kez, hatta sadece alternatif o yana doğru dönüşler yaparak bunu bu şekilde başlangıçta adapte olana kadar, evet, 21 kez ya da kendi sayında yaptığımızda, bitirdiğimizde ellerimizi göğüs kafesimizin üzerine alıp tutup baş parmaklarımıza bakalım. El baş parmaklarımıza. Gözler açık. Biraz bakıyoruz, biraz dinleniriz. Nefes alışverişimizi duyalım. Normal şekilde zorlamadan, çabasızca nefesimiz kendi halinde girsin, çıksın. Ve normal bir şekilde baş dönmemiz gidene kadar bekliyoruz. Şimdi gökyüzüne kadar, gökyüzüne doğru uzanıp o güzel enerjileri gökyüzünden yakalamak istermiş gibi avuçlarımızın içine alalım. Aşağıya doğru çekiyorsun bir ışık çizgisi gibi bütün tepe çakrandan,
Bütün çakralarından başlamış olan o enerji akımını yayıyoruz bütün vücudumuza. Sonra karnımızdan, bacaklarımızdan yayalım. Başın aşağıya, omuzlarından bir yolculuk yapıyoruz sırtından. Omurilik kuyruk sokumundan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Ayaklarımıza geldik. Oradan aşağıya bir yolculuk yapalım. Evet, ellerimizle bir plank pozisyonuna geldik. Harika. Nerede bunun sapı? Evet, yerdeki ısınmalarımızı da yapmak için. Dört ayak üstünden keten kav streçimizi yapalım. Evet, dört ayak üstündeyiz. Kamburumuzu çıkarıyoruz. Kalçayı içine çek, başı içine koy, göğüs kafesine koy, yuvarlan. Ve şimdi o şekildedir. Bacakları indir aşağıya. Bu şekilde. Bu şekilde bir kamburunu çıkart, başın içine al. Ve tekrar. Evet. Yuvarlanıyoruz. Çok güzel. Şöyle yapalım. Şuradan kamburunu kalça içine çek, baş içine çek. Evet, şurayı şişir. Ve şimdi de başı öne doğru al. Kalçayı da şuradan göm. Evet, bu şekilde. Bir daha. Tekrar. Tekrar. Evet, bir şişiriyorsun, bir boşaltıyorsun. Aynen öyle. Birkaç kez daha. Sanki kedi gibi yuvarlan. Sonra da kalça ileri it. Köpek gibi ileriye doğru çeneni uzat. Kedi ve köpek diyebiliriz. Evet, çok güzel oluyor. Harika bir kez. Ve şimdi yanlamasına yapalım. Bel ve obliklerimiz için çeviriyoruz kalçayı ve başımızı çevirip bakalım. Boyun ısınmamız orada durmasın. Devam edelim. Boynumuzu arada bir bu şekilde hareket ettirmeye. Sağa ve sola çeviriyoruz. Her kalçayı çevirdiğimiz yöne. Evet, bakalım ona. Çok güzel. Ve şimdi dikkat edelim, düşmeyelim. Ayarlarımızı, ellerimizin oranını. Bacaklarımız 90 derece. Kollarımız omuzların altında 90 dereceyken yapalım. Çok yaklaşırsak kollarımızın yanına ayak bacakları fazla bir alan olmuyor ve düşmemize sebep oluyor. Onun için açımızı burada kendimize göre ayarladık. Tabletop pozisyonunda, masa pozisyonunda bu şekildeyken, dört ayak üstündeyken nefesini al. Buradaki boşluğumuzdan kolumuzu geçirip başı koy, omuzu koy, bacakların açısını, açıklığını kendine göre ayarla. Ve diğer kolu kaldır. Çok yakın bacaklar. Biraz geriye gidiyoruz. Evet, şimdi boş biraz da kollar omuz hizamızda. Evet, şimdi koy. Evet, çok güzel. Tamam, harika. Bir kolu kaldırırken yukarıya doğru ya da aşağıya doğru bakabilirsin. Süper, harikasın. Çok güzel. Ve şimdi bir kolumuzu aşağıya koyup onun ağırlığını kaldırdık ve diğer tarafı yapalım. Nefesi al. Ve diğer taraftaki kolumuzu geçirdik. İyi miyiz? Önce omuzu uzat. Sonra başın kenarını şöyle ayarını bul. Ve gökyüzüne doğru açılabilmeye hazırsak açalım. Neyse kolumuz aşağıda da kalabilir. Evet. Arkaya doğru bükebiliriz de belimizin arkasına. Çaprazlama cross stretchimiz kalçadan hala devam ediyor. Süper. Ve kaldırdık kendimizi yerden. Evet, çok güzel. Harikasın. Bu kez düşmedik. Dört ayak üstündeyiz. Şimdi de karın bölgemizi aktive edeceğiz. Kollar, bilekler çalışacak. Parmakların ucuna geçirelim ayakları. Ve burada nefesimizi alalım. Karın gücümüzü karnımız içine çek. Onun gücüyle dizleri yerden bir santim kaldır. Tut birazcık. Nefesi tut. Bacakları tut. Karnı tut. Ve ver. Süper. Ellerin yönü dışa doğru çevrildi. Aynı şekilde al nefes. Kaldır dizleri. Tut karnın. Tut dizleri. Ve veriyoruz nefesi. Çok güzel. Ve son değişik yönünü yapalım. Bileklerimizi çevirdik. Parmakları kendine doğru çevirdin. Nefesi al. Kaldır dizleri. Tut nefesi. Tut karnın. En zor şekli bu sanıyorum. Tut tut tut. Ve ver. Süper. Ön arkaya doğru gidip geliyoruz. Ve bileklerimiz güzelce bir açılsın, streç yapsın. Öne doğru gel, arkaya doğru giderken. Gerginliği, açıyı, streçi hisset bileklerindeki.
Evet, kan pompalansın. Ve ters tarafını yapalım şimdi de. Birkaç kez minik minik üzerinden gidip geliyoruz. Ters tarafının. Ve şimdi yan masana koyduk. Sağa ve sola doğru ağırlığını hafiften bindir. Ağırlığını, vücut ağırlığını bileğinin üzerine doğru gidip gelirken. Ve hisset o bileğinin hafif ısınmasını, o ağırlığı çekerken direncini. Herhangi bir keskin acı ağrı olmasın olduğu takdirde duruyoruz, yapmıyoruz. Ya da açısını değiştiriyoruz, daha hafif yapıyoruz. Ve oturduk. Şimdi bileklerimizden, parmaklarımızdan, dirseklerimizden şöyle silkeleyelim, sallayalım, atalım. Evet, çok güzel. Salla. Sanki bir şey yapışmış da ondan kurtulmak istermişsin gibi. Ellerini şöyle bir büyük bir ne diyorlar böyle bir yum. Ondan sonra da onu açarak parmaklarından salla gitsin. Evet. Birleştirip parmak uçlarını birbirine değdirdik. Ve sonra silkeledik. Şimdi de omuzları hoplatalım. Omuzlardan da gitsin silkelenmeler. Çok güzel. Ve şimdi bilekleri sallayalım. Bileklerden sallıyoruz. Bay bay yapalım sağlamasına, yanlamasına. Ve aşağıya doğru nazikçe. Bazen aşağıya doğru acılı hisleri olabiliyor. Hassasiyet varsa onu çırpıp canımızı acıtmayalım. Yavaş yavaş minik minik. Evet, çok güzel. Ve ipimizi alıp sallıyoruz. Hatta tut baş parmağınla küçük parmağını nasıl tutardın ipini. Onları birbirine yapıştır. Ve ipini çevirmeye başla. Evet, açık parmaklarla da yapabilirsin. Ama ben sanki gerçek if atlıyormuş gibi parmaklarımı birbirine tutuyorum. İpim çıkmasın. Çeviriyoruz ipimizi. Evet, çok güzel. Arkaya dikkat et. Biraz şöyle gel. Biraz şöyle gelip takmayalım, çarpmayalım. Şimdi de arkaya doğru. Evet, arkaya doğru ipimizi çevirelim. İpimizi çeviriyoruz ve şimdi salıncağımıza binelim. Salıncağımızı sallayalım yukarıya doğru, aşağıya doğru. Gitsin gelsin kollar, omuzlar. Ve şimdi evet, başımızın arkasından belki ellerimiz birleşiyor ve arkaya doğru düşsün. Ve yukarıya geldiğimizde topumuzu oynuyoruz. Gökyüzüne doğru atalım. Başını kaldır. Bak oraya. Evet, çeneni gökyüzüne doğru kaldırdın. Ve topunu seyret. Şimdi önümüze geldi. Ve aşağıya doğru atıyoruz. Aşağıya doğru vuralım şimdi de. Evet, yanlamasını açıyoruz. Kapılar açıyoruz. Ufak ufak, tense bir şekilde kollarımızın hareketi minik. Ama etkili göğüs kafesinde hissediyorsun bu keskin açıyı, açılışı ve içe doğru. Evet, çok güzel. Ve şimdi kolları ittik ileriye doğru. Avuç içlerini gerdir. Yanlarındaki o alanı açmak istermiş gibi itele. Çok güzel. Ve kolları çevirelim. Bilekleri, kolları. Ve ters istikamete doğru. Ve hoplatalım, zıplatalım omuzları, kolları, bilekleri, sırtı, omurileği, etrafındaki onun o kasları, kürek kemiklerini şöyle bir silkeleyelim, sallayalım. Esnesinler, dökülsünler, rahatlasınlar. Oh. Ve birkaç kez de omuzlarımızdaki yükleri atalım. O üzerindeki ufacık pinçlerle, ufacık cimdiklemelerle döküldüğünü hayal et. Birer parça alıp taşıyamadıklarını, çok gelenleri üfleyelim atalım parmak uçlarımızdan. Dökülüp çıksın. Ve bir daha hoplat, bir daha oynat. Sallan, silkelen. Evet, kollardan, bileklerden sallayarak. İyice bir kendini bırak, yaylansın. Ve kolları aşağıya bırak. Kollarımız sarksın aşağıya doğru, elektriği bir hissetsin. Evet, bu şekilde elektriği hissetmek için kollarındaki akımı bırak, serbest aşağıya doğru dökülsün. Tutma yeri, sadece büyük parmaklarını ve hisset. Ya da yere de yavaşça o hisleri, omuzlarından aşağıya dökülen elektriği, kan akışını, parmağın ucundaki ısınmaları, ne his varsa nefesini bir fark et.
Çok güzel bir şekilde esnemiş sırtımız, vücudumuzu. Yere alıyoruz, uzanıyoruz arkaya. Sırt üstüne yatalım. İkinci hareketimizi geçiyoruz. Güzelce ayaklarımız, kalçalarımız, bacaklarımız, sırtımız, boynumuz hepsi aşağıda. Belimizin altı yere iyice yapışsın. Boşluk kalıyorsa ellerini sok, destek yap oraya. Ya da ellerin boşluk yoksa koy yanına. Önce bir boşalt nefesini, alan aç. Bir nefesimizi burnumuzdan alalım. Ciğerlerini doldurdun. Başını kaldırıyorsun, çenene daya, çeneni göğsüne daya. Omuzlarını hafif kaldırırken bacaklarımızı da kaldırıp göbeğini alttan çekiyorlar iple, ona bir bak. Tut birkaç saniye. Ve nefese bırakırken hepsini aldığımız yere tek tek koyuyoruz. Aynı şekilde sıfırdan yeniden başladık. İlk yapanlar için 3, belki daha iyi yapmak, daha çok yapmak istediğin 5 ya da 1. Hepsini bir kez yapmak senin için şu anda yeterliyse sadece bir kez yap ve dinlen. Seyret. Seyretmek de vücudumuzun algılarını açıyor. Hareketi daha çok beyinle yaptığımızın imajını yaparaktan alışmasını sağlıyoruz. Nefesle birlikte baş, omuz ve bacakları kaldırıp göbek deliğin alttan çektiğini ve ona baktığını hayal et. Gözlerinde bak oraya. Nefes bitene kadar üflemeye devam et. Nefes bit Mesela hala yerde yatmış olsak bile bitene kadar bekliyoruz. Evet, karın kaslarımız işliyor, çalışıyor. Nefes, baş, omuz, bacaklar, bravo, çok güzel yapıyorsun. Yarısı gitti. Karın kasları acıyor. Hissediyorsun oradaki kasların varlığını, acıması. Ya da hislerin nefesle birlikte çok daha belirginleşiyor. Çok güzel. Nefes kaldırdık, baktık. Ve bıraktık. Evet. Sistematik bir şekilde düşünürsek bütün hisleri, yaptığımız her hareketin hangi aşaması, nefesi, başı, omuz, bacak ve göbeğine bak. Sonra da onu reverse yapıyoruz. Geriye yaptığımızın tam tersini yaparak. Evet. Son 3. Evet, karın kaslarımız acıdı. Terledik belki. İyice boşaltıyoruz ciğerlerimiz, yeni taze nefes geliyor ve sonuncusu için doldurduk. Bırak kendini. Bırak bacakların iki yana düşsün. Ellerin istediği gibi açılsın. Ve şavasana pozunda biraz dinlen. Biraz bekliyoruz, dinleniyoruz. Hareketin etkisini bir hissediyorsun. Nefesini bir fark et. Çok güzel. Ve bacakları kendimize doğru çekip bir yumulalım. Bir sarılalım. Dizlerimizi, çenemizi bir buluşturduk. İyice bir kendimize doğru tutup yumak olalım. Sonra başını aşağıya koy. Ve sağ sola doğru bir yalpalan kalçanın. Kuyruk sokumun üzerinde herhangi bir sıkışmalar, stres varsa onlar bir götür. Gitsinler.
Evet, onları bir dağıtalım. Ve şimdi bacakları uzat, topuklardan aşağıdan çekiyorlar. Ve parmakları başının arkasına, omuzlarını arkaya doğru götürüp parmaklarını yerde iyice bir götür. Omuzların üzerine çıktı. Ayaklarının altından, topuklarının altından çekiyorlar kalçalardan. İyice bir gelin. Evet, bu gelin benim için ufak bir nefes. Burada birkaç saniye durduktan sonra nefesini bırak. Çektiğin ne varsa hepsini bırak. Biraz daha uzamış, biraz daha esnemiş biri olarak. Evet. Güzelce bıraktın. Çektiğin nefesi. Ve bırak kolları. Evet. Ve bırak ki rahatlasın. Vücudun. Kendin. Evet. Çok güzel. Normal nefesini al ver. Süper. Ve kendini hazır hissettiğimizde yanlamasına rahat ettiğimiz bir pozisyonda kalkıyoruz. Ve burada diğer hareketimizin hazırlığını yapalım. Üçüncü hareketimiz için hazırlandık. Ellerimiz kuyruk sokumunun üzerine koyup kalçamızı sıktık. Ön bölgemizi, karın bölgemizi ve pelvik tiltimizi yapalım. Evet, öne doğru itmiyoruz. Güzelce onu tilt yapalım. Ve hazırlayalım, iç organlar toplansın. Eller arkayından, omuzlar ve dirsekler arkayı göstererek. Bu şekilde hazırlığımızı yaptık. Nefesimizi alıp düz bakarken boynumuzun hizası tam yerinde olsun. Ne çok yukarı bakar ne çok aşağıya. Normal al açısında, normal duruşunda al nefes. Ve başımızı aşağıya doğru indirelim. İçimizdeki nefes tutarken çeneni iyice yapıştır ya da eğebildiğin kadar arkadaki hisleri uzat bir hissederek başını, çeneni, göğsünü aç yukarıya doğru. Ve düzelirken nefesimizi verdik. Süper. Kendine göre, kendi nefesinin varlığında, hislerinde. Evet. A nefes, kitle onu, başını aşağı indirirken arkadaki bütün o dokuları çekti, uzat, sonra çeneni gökyüzüne doğru açarken, uzatırken hafif omuzlardan, kalçadan eğildik ve düzelirken nefesimizi bıraktık. Nefes, öne bak, arkaya esne. Süper. Ekran görünmüyormuş, şöyle duralım. Tekrar reverse'ını yaparken geriye yaptığımız hareketin düzenli bölümüne geçerken ellerden destek alıyoruz, kaldırıyoruz ve nefesimizi üfleyerek bırakıyoruz. Üfleyip iyice çıkmasına izin verelim. Yeni yer açalım. Nefesle birlikte. Evet, çok güzel gidiyor. Çok güzel yapıyorsunuz. Süpersiniz. Evet, harika. Ekranı biraz çevireyim. Çok güzel yapıldın. Evet. Yarısı gitti. Boş aşağıya eğiyoruz. Sonra sırttan, belden. Ya da vücudumuz bize ne kadar izin veriyorsa. Boynumuzu, çenemizi gökyüzüne doğru açıp omuzlardan, kalçalardan. Çok güzel. Süpersin. Gerektiği zaman dinlen. Son üç.
Ve sonuncusu benim için, belki senin için bitti. Çay pozunda ya da papi pozunda dinlenelim. Evet, daha kolay, daha iyi bir şekilde kendimizi rest yapmak için ya dinlen bu şekilde çay pozunda. Evet, ellerimizi yukarıya öne uzatıp popomuz yukarıda dururken papi pozumuzdayız. Evet, burada biraz bekleyelim eğer tercihim buysa. Nefes alışverişlerimizi bir gözleyelim. Eğer ki çay pozundaysak, çocuk pozundaysak biraz da çocuk pozunda duralım. Evet. Nefesini derin derin al ver. Hisset nefesinin giriş çıkışını ağırlaştığını ve yavaş yavaş normale döndüğünü. Evet, elleri arkaya götürdük. Ayaklarımızın altını bir okşayalım. Bir sıvazlayalım. Ayak bileklerinin etrafını, orada birikmişlikler varsa onlar bir dağılsın. Bu pozda dururken o bölgelerimizde bir bakımını yapalım. Bileklerini el parmaklarında bir yuvarla, etrafını güzelce bir hisset. Belki kuyruk sokumunu birazcık dinlendirmek için ellerin orayı bir masaj yap. Bellerini yana bırak, hiçbir şey yapmadan birkaç saniye kendini dinle. Nefesini gözlemle. Derin mi? Normal mi? Evet. Dinlenmişsek kendimizi yavaşça kaldırıyoruz yerden. Diğer hareketimize geçmek için hazırsak bacaklarımızı öne doğru bırakıyoruz. Rahat bir şekilde duruşumuzu kendimizi şöyle bir ayarlayalım. Dik bir oturuş. Ellerimiz istediğimiz açıda, istediğimiz yerde, istediğimiz şekilde kendimizi bir kurguluyoruz. Dik bir oturuşumuzu hazırladık. Nefesimizi alalım. Başımızı aşağı indiriyoruz yine. Arkadaki gerilmeleri, boynumuzu, sırtımızı, omuriliğimizi güzelce bir gerdik. Başımızı aşağı indirerek ve şimdi ellerimizin gücünü kullanaraktan masamızı yapmak için kaldırıyoruz. Ve bir masa yaptın. Senin için hangisi ise küçük masa, büyük masa. Evet. Azıcık kalkan bir masa da olabilir. Nefesle birlikte dinlene dinlene birkaç kez. Çok güzel. Şöyle birazcık bu tarafa gel. Şöyle birazcık bu tarafa. Evet, biraz daha. Evet, biraz dinlen. Sonradan nefesini al, ona bir oksijen gönder. Bütün vücudumuzun lazım olan malzemesi oksijenle birlikte onlar daha güzel çalışıp daha güzel işlem yapıp daha iyi işlemiş oluyorlar. Bütün hücrelerimiz, organlarımız, kaslarımız onları eksik bırakmıyoruz bol bol. Her seferinde senin ihtiyacın oksijen diyoruz, gönderiyoruz. Sonra onları kullanıyoruz. Evet, yormadan bakımını ve besinini vererek. Evet. Nefesi, oksijeni, sonra masaları kullandık. Aldığımız kadar vermek de önemli çünkü almak için boşluk açmak gerekiyor. Alan yaratmak gerekiyor. Evet, iki tane, üç tane yapıp dinlendin annemin yaptığı gibi. Sonra tekrar başlayabilirsin birkaç kez daha eklemek için. Evet, çok güzel. Harika gidiyor. Ha, çok harika. Ekrandan gördüğüm kadarıyla müthiş gidiyor herkes. Nefesle birlikte. Harikasın anne. Nefesi taşıdık, masamızı yaptık. Evet. Yorulunca dinleniyoruz. Vücudumuzu hissediyoruz. Bize mesajı varsa dinleyelim onu.
Son 5. Son 2. Ve sonuncusunda şöyle iyice bir hazırlandık. Başlangıçmış gibi. Oksijeni doldurduk. Kaldırdık masamızı. Sağa sola doğru belki bir oynamak istedik. Masanın kolları nasıl? Bağları nasıl? Çok güzel bir bırakalım. Ah, harika. Ve dizlerimizi çekip kendimizi dinleyelim biraz. Yorulduk biraz, nefes nefese kaldık belki. Nefesimizi bırakalım, rahat bir şekilde derin derin girsin çıksın. Dizlerini toparla, istiyorsan etrafına, istiyorsan altından. Ya da başka bir şekilde seni rahat ettiren bir poz varsa onu da kullanabilirsin. Ya da bırak boşluğuna kendini. Daha açık bir alan, belki nefes alıp verişin daha bir rahat bu şekilde. Evet, burada dinleniyoruz, burada. Burada sadece dinleniyoruz, sadece bırakıyoruz kendimizi. Bırak, gevşe, başını koy aşağıya doğru ve burada dur. Evet, orada dur. Çekmeden, gelmeden, uzanmadan. Sadece bırak vücudun rahatlasın, gevşesin. Kendini bıraksın, salsın. Demin hareketler yaparken onu yorduk ya da onu gerdik, tens yaptık. Şimdi dinlenme zamanı deyip ona zaman ayırıyoruz. Onun kendisini yenilemesine zaman veriyoruz. Ve onu gözlemliyoruz. Ve bırakıyoruz nefesimiz normale dönene kadar. Evet, çok güzel. Sanki yeniden doğmuş, yeniden ayılmış hissini bir fark et. Devamlı bir şeyler yapma çabası yok orada. Bir boşluk, bir zaman tanıması, bir bırakıp kendi halini, vücudunun hislerini bir fark etme açısı, alanı bırakıyoruz ki oradaki yoklamaları da yapalım. Evet, çok güzel. Ve sonuncu hareketimiz için, beşinci hareketimiz için eğer hazırsak, eğer vücudumuz bize devam et komutu vermiş ve iyiyim diyorsa, beşinci hareketimizin kurgusunu yapalım. Dört ayak üstünden ayaklarımızın üzerine, parmaklarımızın üzerine geçirdik. Ters V halinden açılarını kendine göre ayarla. Topuklar yere değebilir, değmeyebilir. Duruşun herkesin yapısına göre farklılık olacaktır. Başımızı göğüs kafesimize doğru götürüp bacak aramıza bakıp nefesimizi alalım. Orada taşıyoruz. Açıların eğer yerinde değilse onları oynat. Ellerini yerine getir. Çeneni gökyüzünden sanki iple çekiyorlarmış gibi uzatarak nefesini bırak. Evet, tekrar kalktın. Aldın nefes. Evet. Al nefes. Taşı. Burada nefesimizi taşırken dizlerimizin, topuklarımızın ucundan öne doğru getiriyoruz. Şınav çekmiyoruz. Öne doğru vücudumuzun ağırlığını ayaklardan getiriyoruz, bacaklardan. Çeneyi yöne doğru birisi çekiyor. Çok güzel. Süper. Harikasın Nuray. Yaptıkça kolların, bileklerin, omuzlarının güçlendiğini, daha iyi çektiğini hissedeceksin. Belki bileklerimiz acıyordu başlarda, şimdi hissetmiyoruz bile. Evet, bravo Simon, çok güzel. Nefesimizi aldık. Süpersiniz. Evet, vücudumuz bize geri dönüş yapıyor. Çok güzel. Biz ona verdikçe o tekrar bize iki katıyla geri dönmüş olacak.
Bir adım daha getirecek bize gittiğimiz, gitmek istediğimiz noktadan. Süper. Dinlenmek gerektiği zaman da dinlenmeli. Vücudumuzu onu tanımalıp ne istiyor bizden tanımlayalım. Çok güzel. Nefesimiz. Son üç. Ve sonuncusuna kalktığımızda ayaklarımızı şöyle bir pedal çekelim, esnetelim topuklarımızdan, kaldırıp indirerek ayakları, bacakları. Evet. Belki ikisini birden indirip kaldırabiliriz ya da tek pedal çekebilirsin. Şöyle bir ikisini ki birkaç kez indir kaldır. Ve ufak ufak minik minik kaldır indir. İki bacak düzken. Evet, çok güzel. İkisini birden indir kaldır. Biraz bacaklarımızın arkası esnesin. Evet, nefesimizi son alt arkadan alalım. Ve taşıyıp son kez veriyoruz. Aşağı bakan köpekte. Süper. Vücudun alt bölgesini koyduk yere. Sanki bir balinaymış gibi ya da burada ne oluyorduk? Unuttum. Kobra. Kobra pozumuzda. Evet. Ayakların önü, kalçalar yerde, göğüs kafesimiz, karnımızın alt bölgesi. Yukarıya doğru kaldırdık. Çenemizi gökyüzüne doğru açtık. Evet. Burada biraz duruyoruz ve nerede hissediyoruz sıkışmaları ya da ne hisleri var yanlarımızda, belimizde ve kuyruk sokumumuzda. Etkisi sana göre ayarla. Çok geldiyse düş birazcık. Az geldiyse kalk. Biraz daha açılsın karın bölgen. Oh, çok güzel. Ve şimdi baby kobramıza geçelim. Evet, ellerin üzerinde, dirseklerin üzerinde şöyle kendini bir sürü, bir çek, bir gerdir. Bu kez de daha çok göğüs kafesimizin üst kısmıyla üst karın bölgemiz geriliyor. Karnımızın alt yeri yapışlı, kalçalar yapışlı ve çenemizi gökyüzüne doğru açıyoruz, uzatıyoruz. Uzun bir boğaz. Güzel bir gıdık. Hepsi için. Bunların hepsi işe yarıyor. Evet. Ve şimdi bırakalım kendimizi o bütün gerilmeleri, bütün streçleri, her şeyi kendimizle birlikte yerde birazcık dinlenmeye bırakıyoruz. Bırakalım nefesimiz girsin, çıksın rahat. Kendi doğal halinde. Çok nefes nefeseysen birkaç kez derin bir nefes al ve ver. Bırak rahatlasın vücudun. Normal nefesine dönene kadar bekle. Evet, kalbimizin atışlarını hızlandırıyoruz. Fakat ondan sonra onu strese sokmadan tekrar normal recovery'sini yapıp normale dönene kadar bekleyip tekrar ısınıp tekrar çalışmaya devam ediyoruz. Şimdi de streçimizi yapalım. Fasyalarımızı, dokularımızı gerdireceğiz. Ellerimiz önümüzde. Kaçan parmaklar gidebildiği noktaya kadar gitti. Ayak parmaklarımızın ucundan bir kalça, diğer kalça çekildi. Uzadığın el parmakların öne gidebildiği kadar gidip başın aşağıda, gerin önce bir sırtından çeksin parmakların bir adım daha gitti. Biraz aşağı in. Evet. Ellerimiz yerde iyice bir çekiyor seni. Aşağıda parmakların, ayak parmakların çekiyor. Ve iyice sırtından, kalçalardan, iki değişik yöne doğru ayrışmak üzeresin. Gerdiriyorsun bütün fasyalarını. Çek, çek, çek. Ufak bir nefes alalım. Oksijen gönderelim oradan gerilen hücrelerimize. Tut o nefesi bir saniye. Ve bırak sonra. Bırak bir dinlen. Ve rahat bir şekilde kendini, nefesini, vücudunu dinlenmeye bırak.
Süper. Nefes nefese değiliz. Kendimizi iyi hissediyoruz. Ve şimdi de bu şekildeyken ellerimizi arkaya götürdük. Birleştirdik parmak uçlarını. Başımız aşağıdayken kolçaları iyice yapıştıralım yere. Başımız aşağıdayken alalım nefes. Ve başı kaldırdık. Hafiften ellerimizi arkadan çekti bizi. Parmak uçlarımızdan birisi çekiyor. Ve sırtımızla yukarıya kadar birazcık kaldırdık göğüs kafesimizi. Evet. Çok güzel. Kürek kemiklerin çarpıştı arkada. Sırtta hissettin. Kalçalar sıkıştı yere yapışırken. Güzel bir his. Bütün vücut, bütün sırt, bel, omurilik. Hepsinin etkisini hissediyorsun o duruşla. Ayaklarımızdan yapıştık, tuttuk. Bu kez nefesimizi alıp hafif ayaklarımızın, bacaklarımızın ön kısmını kaldırıp başımızı, göğüs kafesimizi, ayakların önünü. Harikasın Sami, müthiş. Çok güzel. Harika görünüyorsun. Bol pozumuz. Dajestin için, karın yağlarını eritmek için, ön bacaklar, kalçalar sıkışıyor, göğsümüz, göğüs kafesimiz ve bütün vücudumuz etkileniyor bu güzel pozdan. Ve bırak dinlenmeye kendini tekrar. Yaptıkça biz vücudumuzun üzerindeki etkilerini gördükçe daha çok yapmak, daha çok etkisini görmek ihtiyacını ya da hissini duyuyoruz. Ya biz yaptıkça daha çok geliştiğini görüyoruz. Çok güzel. Ve şimdi elimizi alttan geçelim. Şöyle sırt üstü bir geçelim. Sırt üstü bacakları yukarıya kaldırıp kalçalardan yakaladık. Sıvazlayalım. Sıvazlayıp hamstring kaslarımızı, hamstringlerimizi bir uzatalım onları. Her gün küçülmek için bizden izin almadan aşağı doğru bizi çekiyor. Kısaltıyor bizi. Onları uzatalım, çekelim. Vücudumuzun dik durması için. Evet, kendine doğru bacakları çek. Belki parmakları çevirdin kendine. Çok gerginlik hissediyorsan nasıl tutabiliyorsan. Ve çek bacakları hissettiğin yerde tutalım birazcık. O gerginliği arkada hissettiğimizde bırakıyoruz orada birazcık gelişsin. Uzasın hamstringlerimiz ya da uzamasın da eski yerine dönmesi için geldirelim onu. Evet. Ve yanlamasını açıp kapatıyoruz. İç bacaklarımızı da eşitleyelim. Eğer bacaklarımızın yanı içe doğru, arkaya doğru kısalmalar oldukça ayakkabılarımız bize söyler onu. Topukların yan tarafı gider. Öbür sağ tarafı, sol tarafı dışa basıyorsak, içe basıyorsak iç tarafı. Onun için her bir bölgesinin uzun tutulması. Onun için de iç bacakları da eşitlemek için şöyle yanlamasını aç kafa bırak aşağıya doğru düşsün iki bir yana iki tarafa. Biz onu toparlıyoruz, ortaya getiriyoruz. Her seferinde sıvazlıyoruz iç bacakları, iç dokuları birazcık bize yardımcı olsun ellerimiz. Ve açık bırakalım minik minik sağa sola doğru. Minik iki yana pulse yapalım. Evet, ufacıktan kapattık. Mutlu bebek pozunda sağa ve sola doğru git gel. Yaylan, sırttan, belden, omuzdan, nereden tutmak istiyorsan sağa ve sola git. Gel. Hisset sırtının, belinin o yeri. Yerin etkisiyle nasıl rahatladığını. Evet. Çok güzel. Bugün iğne deliğini de yapalım. Sırt üstünde yatarken bacağımızın bir tanesi dizimizin üzerine koyduk iğne deli pozumuzda. Dizimizi, ayağımızı kaldırdık ve altından geçiriyoruz elimizi mümkünse başımız aşağıda. Ve burada duralım. Hipoponörümüz. Evet. Hipoponörümüz, hip sağlığımız, kalça sağlığımız için önemli. Gençken pek anlamıyoruz ama en önemli ve en çabuk bozulan yerlerimizden. Onun bakımı, yağlanması, esnekliği bizim için çok önemli. Herkes için çok önemli. Ve onu biraz tutuyoruz. Hissedene kadar bu bölgenin açıldığını, büktüğün tarafı nerelerde hissediyorsun biraz bekle.
Çok güzel. Ve bıraktık hissini aldıysan. Ve diğerini koyuyoruz üzerine. Kaldır bacağı. Aradaki boşluktan geçir ellerini. Ve kendine doğru biraz çek. Ve bükülmüş bacağının yanındaki o kalça eğilimini, kalçanın açıldığını hissedene kadar biraz tutuyoruz. Evet, bu şekilde değil. Ben sana göstereyim. Şimdi bacağının bir tanesini aşağıda. Öyle değil. Bak, hayır. Aşağıya koyuyoruz ayakları. Aşağıya koyuyoruz. Tamam. Bırak, bırak. Rahat bırak. Rahat bırak. Bir tanesini kaldır. Üzerine koy. Tamam. Bu şekilde tut. Kaldırabiliyor musun şunu? Kaldıramadım. Kaldır. Yukarıya birazcık kaldır. Evet. Biraz da düz tut. Şuraya tutabilirsin mesela destek için. Tamam. Evet. Bu şekilde dursun. Evet, hangi ayaktık? Şuruydu. Bekliyoruz birazcık daha. Hislerini fark ettik. Çok güzel. Ve kendimize doğru iyice çekelim dizleri, çenemizi iyice bir sarılalım. Şimdi diğer bacağını değiştirebilirsin. Eğer yapmadıysak. Ve kendimize doğru çenemizle birlikte iyice bir yumulalım, sarılalım. Başımızı aşağıya koyduk. Şöyle iki yana bir yalpalanıyoruz. Belimizin, sırtımızın, kuyruk sokumumuzun üzerindeki gerginlikleri bir dağıtalım, bir yumuşatalım. Sonra da ellerimizi yana açıp omuz hizamızdan, dizlerimizi karın hizamızdan aşağıya doğru eğdik, bıraktık. Evet. Yan yana duruyorlar. Ben bu şekilde seviyorum. Belki sen farklı seviyorsundur aşağıdaki ayağını. Görünüyor mu? Şöyle yapalım. Aşağıya büküp diğerini kaldırabilirsin. Ve bacağının dizinin üzerinden tutabilirsin. Ya da ikisini birden büküp ikisini birden karın hizasında tutup evet başını diğer tarafa doğru çevir. Evet şimdi kaldırdık. Karın gücümüzle diğer tarafa çevirdik dizleri. Başımızın yönünde ters istikamete doğru. Evet süper ortaya geldik. Bacaklarımızın arkasından tutup şöyle ufak ufak omurilik stretchimizi, omurilik masajımızı yapalım. Omuriliğimiz için ileriye, geriye gidip geliyoruz. Son kez geldiğimizde oturma pozisyonuna geçelim. Bir de butterfly'larımızı yapalım. Şöyle bu ayaklarımızın topuklarını getirebildiğimiz kadar tuttuk, birbirine yaklaştırdık. Şöyle bir sallayalım. Dizleri istiyorsan elleri arkadan tut salla. Evet, dizlerimizi iki yana açıp kuşlar gibi ya da kelebekler gibi uçurtalım. Aç kapa, esnesinler, iç bacak, kalçalar. Ve şimdi önüne dirseğini diz dizlerin içine alıp hafif vücudun öne getirerek birazcık vücut ağırlığına başını da aşağı koyabilirsin. Bırak burada. Dizlerin açılabildiği kadar açılsın. Ya da biraz tut burada birkaç saniye. Evet, çok güzel. Birkaç kez daha sallayalım. Biraz önce yaptık, esnettik, sonra açtık, gerdirdik. Şimdi bir daha o açılmış haliyle daha bir serbest açıp kapanıyor. Evet, çok güzel. Ve şimdi seza oturuşu ya da bağdaş kurarak nasıl istiyorsan güzel bir kendine uygun oturma pozisyonunda ellerimizi göğüs kafesimizi koyup iyice bir açılalım arkaya doğru. Başını, çeneni göğüs yüzüne doğru ger. Omuzlarını arkaya doğru. Kürek kemiklerin birleşsin. Al bir oksijeni. Çek kendine doğru ve ellerini sarıl kendine. Sarmala. Nefesini aldın, sarıldın. Ve tekrar nefesini bırakırken bırak kolları açılıyoruz. Tekrar arkaya doğru. Evet, hangi kol üstteyse bu kez o alta gelsin ve tekrar bir tane daha saralım. Kollarını iyice sarmala kendini. Ve bir kez daha açılalım. Bu kez de iyice gerildiğimiz başımız, sırtımız ve karın bölgemiz içten derinliklerden birisi içine doğru gümüyor. Başını aşağıya, omuzların yöne doğru uzatıp bir çember gibi oldun. Bir öne, bir arkaya doğru birkaç kez git gel. Bunun etkilerini bir hisset. Kuyruk sokumunda hissediyorsun, belinde, sırtında, kürek kemiklerinde. Karın bölgenin derinliklerinden birisi seni çekiyor. Sonra ellerin seni öne doğru çekiyor.
Ve bu hissi bir fark et. Ve sabitlen. Ufak ufak ellerini aç kapat, parmaklarını, çemberini açıyorsun ve tekrar kapatıyorsun. Evet. Gerdire gerdire, kürek kemiklerini aça aça çemberimizi açıp kapatıyoruz. Ve gökyüzüne kadar açalım çemberimizi, etrafımızı. Güzel chest openerımızı yapalım. Evet, çok güzel. Rahatlamış, yumuşamış, açılmış. Ah. Ve ellerimizi gökyüzüne doğru kaldırıp bütün güzel enerjileri çekelim kendimize. Oksijen alıyoruz tepe çakramızdan, bütün merkezimizden geçirirken negatifleri üfleyelim çıksın. Bir daha pozitif enerjileri kendine doğru çek ve negatifleri üfle. Son kez güzel enerjiler, dilekler, niyetler, ne varsa dualar, kalbinden geçen sağlık, sıhhat, bütün güzel dileklerini, kalp atışını, nefesini bir dinleyerek bir fark et. Ve teşekkür et kendine, sağlığına, zamanına, kendine değer verdiğin için. Kutla kendini, namaste diyoruz. Teşekkür ediyoruz sana, karşımızdakine ve birbirimize. Namaste. Teşekkürler. Görüşürüz gelecek sefer.